16. kulüp başkanımız Muharrem Usta ile birlikteyiz. Merhabalar Sayın Başkanım. Nasılsınız? Merhabalar. Çok teşekkür ederim. İyiyiz. Sağ olun. Öncelikle sizi tanıyarak başlayabilir miyiz Sayın Başkanım? Ben hekimim. Kulak burun boğaz doktoruyum. Uzun yıllar kendi mesleğim olan hastanecilikle uğraştım. Bireysel doktorluk yapmaktan öte hastanecilik asıl alanım. Arkasından tabii her Trabzonlu gibi spora uzak kalmanız mümkün değil. Dolayısıyla hastanecilik arkasından Trabzonspor'la devam eden bir yolculuk. Yaklaşık 2 yıldır Trabzonspor'un başındaki isim sizsiniz. Evet. Geldiğiniz dönemden beri Trabzonspor'da ne gibi değişiklikler yaptınız? Tabii benim geldiğim dönem çok zor bir dönem. Evet. Bazen herhalde en zor döneme ben denk geldim diyorum ama her kulübün tarihinde zor dönemler var. Trabzonspor'un tarihinde de zor dönemler var. Ama benimki bana göre en zor dönem. Evet. Hem ekonomik olarak hem sportif olarak gerçekten çok ağır bir dönemdi. Çok zor bir dönemdi. Onun için... Ama hızlı toparladınız Sayın Başkanım. Aslında Trabzon'da çok rastlanmayan aman sabır, arkadaşlar sabır, Trabzonsporlar sabır filan bunu çok kullandık. Son dönemde iş o kadar uzadı ki biraz tükenmeye başlamıştı ama o sabırla birlikte Trabzonspor'da dönüşüm de hızlı oldu. Bu senenin ilk yarısı gerçekten hiç iç açıcı durumumuz yoktu. Ama yönetenler olarak biz ne yaptığımızı biliyorduk. Ve ikinci devre bazen söylüyorum siyahla beyaz kadar farklı olan bir Trabzonspor'u gördük. Artık tabii bugün keyfimiz fena değil ama yarına çok da umutla bakıyoruz. İnanıyorum ileride bambaşka bir Trabzonspor'u hep birlikte göreceğiz. Evet. Olması gereken de aslında öyle bir Trabzonspor. Çünkü Trabzonspor gerçekten fark yaratan bir renk. Ve onun her şekliyle en iyi pozisyonda, en iyi konumda gözümüzün önünde bir inci gibi parlaması lazım. Evet, şampiyonluk yakın sevgili izleyicilerimiz. Öyle mi görünüyor? Kesinlikle öyle görünüyor. Çünkü 2 yılda çok önemli işlerin altına imza attınız. Biz bir de Trabzon'a gittik Sayın Başkanım. Evet. O muhteşem yeni stadı gördük. Şu an ekran başına da geliyor. Biraz stad hakkında bilgi isteyeceğim sizden. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi bizim Avnaker stadımız vardı. O tabii büyük bir tarih. Avnaker'in ruhunu bizim yaşatmamız şart. Ama tesisimiz eskimişti. Ve yeni stat. Yeni stat için ben hep yeni stat, yeni hayat diye bir slogan kullanıyordum. Gerçekten de öyle oldu. Muhteşem bir stat. Deniz üzerinde dolgu bir alana yapılmış. Bence Türkiye'deki en iyi statlardan birisi. Siz de gördüğünüzde aynı kanaat oluşmuştur. Biz orada yeni statla evet yeni bir hayata gerçekten başladık. Bambaşka bir Trabzonspor görmeye başladık. Taraftarımız öyle. Olağanüstü seyirciyle orada maçları oynuyoruz. Derbi maç oynandı. Yani Trabzon tarihinde artık yerini alan maçlar oldu. Her yönüyle, haliyle stat gerçekten dört dörtlük stat. Burada tabii yani stadın yapımına sebep olan, katkı sağlayan hem TOKİ'ye hem Gençlik Spor Bakanlığı'na tabii en başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ki onunla başladı bu yolculuk. Bir de Trabzon'da olunca Trabzon'un bakanları var. Onlar Trabzon'da başkanlar kadar bu işin sorumluluğunu üstleniyorlar. Tarih boyunca hep böyle oldu. Süleyman Soylu İçişleri Bakanı ve Enerji Bakanımız Berat Albayrak Bey'in de çok büyük katkıları oldu. Onlar da Trabzonlu, Trabzonsporlu. Trabzon'da olup Trabzon'a kayıtsız kalma ihtimaliniz yok. Haliyle dört koldan herkesin büyük bir özverisiyle muhteşem bir stat. Herkesin eline sağlık. Çok teşekkür ederiz. Çünkü yeni bir hayat orada olmaya başladı. Evet. Başkanım eminim ki bütün futbolcuların yeri sizde ayrıdır. Ama ben özel bir soru sormak istiyorum. Özellikle böyle gönlünüzde yatan bir futbolcu var mı? Özellikle gönlümde yatan futbolcu yok. Hani babaya sorarlar ya, çocuklardan hangisini seviyorsunuz? Daha çok seviyorsunuz. Çocuklar bile anne babaya ayırmazlar biliyorsun. Onun için biz takımı seviyoruz. Ama iyi çocuklar var. Yani iyi çocuklar var. Biz hepsini önemsiyoruz. Hepsi bizim için önemli. Onların takım halinde güzel olmaları, takım halinde parlamaları her şeyin üstünde. Onun için herhangi birisini bir diğerinden ayırmak istemem. Şimdi Trabzon'a gidenler bilirler efendim. Trabzon'a daha havaalanından indiğiniz andan itibaren sürekli futbol konuşulur. Evet. Futbol Trabzon için çok önemli. Hatta Türkiye için de çok önemli. Neler söylersiniz efendim Trabzon'un Türkiye için önemiyle ilgili? Trabzon ve futbol
Bu gerçekten çok ilginç bir iki kelime bir araya geldiğinde Trabzon değil de şehir ve futbol dediğinizde muhtemelen akla Trabzon geliyor. Bunun dünyada örneği gerçekten az. Yani biz Avrupa kıtasındayız. Şöyle bir o bölgeyle yorumladığımızda akla işte Napoli gibi bir şehir gelebiliyor, benzer bir şehir. Gerçekten burada insanlar futbola yatıyor, kalkıyor. Hafta sonu gelmeden 3 gün önce yeni maç konuşulur. Bu şehir Türkiye'de ilk defa şampiyonluğu İstanbul'un dışına çıkarıyor. Ve gerçekten büyük bir devrim yapıyor. Defalarca şampiyonluklar, kupalar, yani olağanüstü başarılar. Bu nasıl olabilirin cevabı işte şehrin damarlarına indiğinizde, sokak aralarına indiğinizde Trabzonspor'u ne kadar sevdikleriyle, futbolla ne kadar ilgili olduklarıyla ilgili. Ama Trabzonspor'un biz 50. yılının içindeyiz şu anda. İstanbul takımları 100. yıllarını geçtiler. Sayın Başkanım, futbol sadece Trabzon'da ve Türkiye'de konuşulmuyor. Dünyada da çok önemli spor dallarından bir tanesi. Peki dünyadan Türkiye'ye bakıldığı zaman futbolu nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye futbolda bence hala olması gereken yerde değil ama yani başaracak. Mesela Avrupa Kupalarında ilk defa belli tarihe geldiğimizde 3 takımımızın yürüdüğünü gördük. Sadece futbolda değil, basketbolda da iyi işler yapılıyor. Orada futbolun biraz daha önündeyiz ama muhtemelen gelecek yıllarda daha başarılı olduğumuzu göreceğiz. Sayın Başkanım, son zamanlarda ekonominin düzeldiğinden bahsettiniz ama şu dönemde yaşadığınız sıkıntılar var mı kulüpte? Var ve çok büyük sıkıntılar var. Ama o geldiğimiz dönem kadar zorda değiliz. Gittikçe işleri toparlıyoruz. Halen zor bir süreçten geçmekteyiz. Biraz daha bu zorluk devam edecek ama dedim ya 1-2 sene içerisinde bambaşka bir Trabzonspor göreceğiz. Peki son olarak şu anda bizi izleyen Trabzonlulara, Trabzonsporlulara söylemek istedikleriniz var mıdır Sayın Başkanım? Ben Trabzonsporların çok sıkıntı çektiğini hissediyorum. Gelecek 1-2 yıl içerisinde Trabzonspor'un ekonomik olarak Türkiye'deki büyük kulüpler arasında bence açık ara en iyi kulüp olacağını buradan söyleyebilirim. Bunu başaracağız. Çok uzun yıllar bundan sonra o tabiri de kullanmak isterim. Gerçekten sportif anlamda fırtına estiren bir Trabzonspor göreceğiz. Trabzonspor biliyorsun fırtına diye anılır. Adına yakışır bir takım mı olacak? Adına yakışır bir kulüp olacak Trabzonspor. Ama dediğim gibi sürekli zirvede olan, zirveye oynayan, güzel işler yapan, kaliteli futbol oynayan, taraftarıyla futbol kamuoyuna güzel işler sunan, futbolun eğitime bir araç olduğunu gösteren, gençlere örnek oyuncular ortaya çıkarabilen bir kulüpten bahsediyor olacağız önümüzdeki yıllarda. Evet, herkes inansın gerçekten böyle olacak. Sevgili izleyicilerimiz, Sayın Trabzonspor Kulüp Başkanımız Muharrem Usta'ya çok teşekkür ediyoruz ve bu haftalık Şehrin Nabzı programının sonuna geldik efendim. Haftaya yine aynı gün, aynı saate görüşmek umuduyla diyoruz. Hoşçakalın.